Herkese merhaba. Yeni bir videoyla ile daha karşınızdayım. Bugün sizinle bu tatlı güzel motifleri yapacağız. Hazır bahar ayına girmişken şöyle artan iplerimizden böyle tatlı tatlı bir battaniye kırlent artık ne isterseniz o size kalmış. Bir şeyler yapabiliriz diye düşündüm. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabımı şuraya yazıyorum. Beni Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Bu motifleri yapması gerçekten inanılmaz zevkli çok da kolay şu şekilde sihirli halkamı yapıyorum beni takip edenler zaten biliyor artık klasikleşti ben sihirli halkayı tek kat yapıyorum ve sabitliyorum öyle iki katı çekmekle uğraşmıyorum dört tane zincir çektim doladım ve ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim tekrar ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim tekrar ikili trabzan Tam 8 adet ikili trabzanım olması gerekiyor. 4 tanesini yaptık bile. Şöyle bir tane daha yapalım. Aralarda hep bir zincir var. Bu orta kısmı oluşturacak. 2, 4, 6 7 Ben 3 milim tığ ve pamuk bipler kullanıyorum. Şu an ördüğüm pamuklu bebe ve e, kartopamlı grümü karışık elimde bunlar vardı. E, Lanosalara'da var bazı renklerde. Dediğim gibi elimde kalan birbirinin muadili olan ipleri kullandım. Bakın şu ilk başa Şu bir zincir çektim ve şu ilk Deliğe ortaya şu şekilde içinden geçirip bunu Sabitliyorum Ve kestim İşte ortası bu kadar Dediğim gibi pamuklu bebe bu artık Kullandım ben orta sarılarda ama e, Bunu ben çok sevdiğim için önceden almıştım şu an bunun üretimi biteli 2 sene falan oldu bulursanız alabilirsiniz tabii ki ama muadili olarak şu an piyasada kartopu amigurumi var ama sanırım o da üretilmeyecek Bilmiyorum açıkçası. Ama herhangi bir koton ipi kullanabilirsiniz. Özellikle battaniyedir vesaire öreceğiniz zaman koton ipler her zaman daha güzel. Koton ipin güzel tarafı bir güzel tarafı da şu ki işte Amigurumi örmek isterseniz doluyor battaniyedir kazaktır hırka bebek şeyleri hepsi ne oluyor o yüzden eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız ve ip almak istiyorsanız kesinlikle koton içerikli olmalı. Bakın ben bunu şu alttaki bir sıkıştırdım, çektim bunu, sivri halkamın ortasına küçülttüm Sonra bunu şu şekilde döndürüyorum ve şöyle içeriden yürüteceğim. Şimdi şu popcorn kısımlarını yapacağız. Çok kolay zaten çok kolay bir motif ve çok da zevkli bir motif açıkçası. Yani ben bir oturuşta bebek battaniyesi motifli, motiflerini bitirdim. Sonra size nasıl motifleri birleştireceğimizi de göstereceğim. Hareketli düğümle yapmaya başlıyorum. Bu benim tekniğim. Siz ikili trabza nasıl yapmaya başlıyorsanız öyle yapabilirsiniz. Bu çok da önemli değil açıkçası. Tekrar tekrar hareketli düğüm nasıl olur vesaire bunları göstermiyorum. Çünkü önceki videolarımda var oralardan bakabilirsiniz. Hatta tığ işi öğreniyorum videom var. Orada da detaylar var. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Deliye. Aralarda hiç zincir falan yok. Bakın 5 adet ikili trabzan yaptım. Sonra tığımı çıkardım. Şu ilk trabzanın tepesine batıyorum. Sonra şu ilmeğimi alıp ilkini tepesinden geçiriyorum. Ve bu şekilde ilk popcornumu oluşturmuş oldum sonra 1-2-3 zincir çekiyorum ve dolayıp hemen bir yandaki deliğe 5 tane ketrafzan yapıyorum bunu kalın iple yaparsanız mesela daha büyük çiçekler ve daha böyle hızlı biten bir battaniye de yapabilirsiniz İşte yarnart jean plus olur alize cotton gold plus olur şu an ben bu e, iplerin iplere muadil olarak size neler söyleyebilirim? Alize Cotton Gold, Yarnart Jeans, Yarnart Jeans, Lanosalara, işte kartopamı görünümü. Yine bakın 5 tane trabzan yaptım. İlk trabzan tepesine batıyorum ve şu ilmeğimin ipini oradan çıkarıyorum. Ve ikinci popcornum da oluştu. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bir sonraki deliğe hiç arada sadece aralarda 3 zincirim var. Şunu artık yürütmek zorunda değilim. Buradan keserim. Bunu bırakıyorum içeride yürütmeyi. 5 tane trabzan yapıyorum. Plus iplerle çalışırsanız eğer 5 milim tığ kullanabilirsiniz. Plus çalışmayı ben seviyorum açıkçası. Büyük büyük oluyor her şey. Hem de dediğim gibi ne yapacağınızı bilmiyorsanız hem kaza kırka vesaire gibi şeyler yapabilirsiniz. Hem de elinizde kalmaz ip hiçbir türlü koton ip alırsınız. Bu şekilde her boşluğa 5 tane trabza aralarda 3 zincir popkornumu yapacağım. Son popkornumuzun da şunlara popkorn diyoruz bu arada. Son popcornunda 3 zincirini çektik. Bakın şu arkasında ilk popkornu şöyle ilmeği var. İlk ilmeği tam şu şeyin arkasında oraya birleştiriyoruz. İpi aldım. Bakın oraya birleştirdim, düğüm attım ve kesiyorum. Bu şekilde kestik. Şimdi Motiflerin arkasının temiz olması gerekiyor, o yüzden hangi motifi yaparsanız yapın içeriden ip yürütüp şu parçıklarınızı kesin mutlaka. Ben keserek gidiyorum her zaman. Şu yeşil kısmı yapacağız, şu etrafındaki yaprak kısmını. Ee, burada da ben mesela lanusolar kullanmışım, bunları beraber kullanmakta bir sakınca yok yani. Bakın yine hareketli düğüm yapıyorum, şöyle hep bu şekilde başlıyorum. Şimdi çevirdim. Şimdi şu iki tane parça ipim var ya birini bir tarafa birini bir tarafta alttan yürüteceğim. Aynı yönde yürütmüyorum. Bakın bunu böyle tuttum. Şöyle batıyorum ikili trabzan ama sadece ilk ikisinden geçirdim. Batıyorum ikili trabzan. İlk ikisi de geçiriyorum. İlk ikisinden geçiriyorum. Trabzanlarımı tamamlamadım. 3 tane ikili trabzanım olacaktı ama son sıralarını yapmadım burada. Sonra hepsini beraber aldım ve bir fıstık oluşturdum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere aynı yere bir tane daha fıstık yapacağız. Bakın doladım. İlk ikisi de geçirdim. Şöyle. Doladım. İlk ikisi de geçirdim. Doladım. İlk ikisinden geçirdim ve hepsini beraber topluyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın. Her boşlukta 2 tane olmalı. Bir yandakine geçiyorum. Arada çektiğimiz 3 zincirlere çalışıyoruz. İlk ikisinden geçirdim. ilk ikisinden geçirdim ve ilk ikisinden geçirdim. Sonra hepsini beraber aldım. 2 zincir çekiyorum. Burada her fıstık arasında mutlaka 2 zincirim var. Her fıstık arasında 2 zincir. Tekrar iki zincirimi çektikten sonra aynı yere bakın ilk ikisinden geçiriyorum. Şu şekilde hepsi beraber ördüm. İki zincir çekiyorum. Şu şekilde bütün boşlukları yapacaksınız. Bunları ve şu her arada her fıstık arasında mutlaka iki zincirimizi çekiyoruz. Son bir kez daha göstereceğim. Artık şu turuncu bir yürütmeyi bırakıyorum. Kısalmış. Doladım ilk ikisler geçirdim İkili trabzanı tamamlamıyorum. Sadece ilk ikisinden geçiriyorum. Dört tane oldu tığda. Tığımda dört tane var. Hepsini beraber örüyorum. Sonra iki zincir çekiyorum. Çektim kenara. Aynı yere bir tane daha üçlü fıstık yapıyorum. Üçlü fıstık demek üç tane ikili trabzanı tek seferde bitirmek demek. Bakın iki zincir çekiyorum. Bu bu şekilde devam edecek. Ta ki şu aşamaya gelene kadar. Yani her bir boşlukta her bir şöyle bakın. Her iki popkornun arasında iki tane yaprak olması gerekiyor. Şunun etrafındaki kare motifimizi yapalım. Yine yeşil olanları burada yürüteceğim. Yeşil kısmı bitirdik. Doluyorum. Ve hep köşeden başlıyorum. İki kere doladım. Çünkü üçlü trabzan yapacağım. İki kere doluyorum. Bir, iki, üç seferde çıktım. İki kere doluyorum. Üç seferde çıktım. İki zincir çektim. Burada biraz kenara çektim. İki kere doladım. Aynı yere yine üç tane ikili trabzan. Üç tane ikili trabzan ne? Üçlü trabzan. Köşeler üçlü tırabzan. Yuvarlak motifleri kare yaparken hep bu yöntem kullanılır. Bu şekilde. Bakın şu an şu köşeyi yaptık. Şimdi doladım. Yeşil ipimi bu arada yürütüyorum içeriden. Bir kere doladım. İkili tırabzan. Sırayla küçültüyorum. Trabzanımı. çok basit bütün yuvarlak motiflerde aynı teknik kullanılır yoksa kareniz düzgün bir kare olmaz doladım ve yarım trabzan yani çakma sık iğne hangisini derseniz 3 tane de ondan yapıyorum sonra tekrar doladım ikili trabzan 3 tane Aralarda hiç zincir yok. Direkt geçiş yapıyorum. İki kere doladım. Bir sonraki köşeye geldim. Üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle üç tane üçlü trabzan. Sadece köşelerin aralarında zincir var. Şöyle bir, iki, üç. Bir, iki. Doladım. Bir, iki, üç. Şöyle. Bir kere doluyorum. Bir, iki, üç. Bakın iki tane köşeyi yapmış olduk şu an. Şöyle göstereyim. Bakın. Ha, bu koton iplerle çalıştığımız için bunlar sağlam ipler. Bunları ütüleyin yaptıktan sonra. Köşeden sonra ne yapıyorduk? İkili trabzan. Bir kere doluyorum. İki seferde çık. 2 tırabzandan sonra yarım tırabzan. Yani bir kere doluyorum. üçünü beraber alıyorum. Bir kere doluyorum. üçünü beraber alıyorum. Tekrar bir sonrakinde ikili tırabzan. Sonra yine köşeye geliyorum. Köşede ne yapıyordum? 2 kere doluyordum. Ve üç tane üçlü tırabzan standart köşem. Şu şekilde. Bakın çok basit. Yuvarlak motifte şu köşeler üçlü trabzan. Yani üç seferde çıkıyorsunuz. Bu çubuk üçlü trabzan. Köşelerin arasında sadece iki zincir var. Şu köşelerin arasında şurada iki zincir var. Şu aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Üçlü trabzandan sonra ikili trabzan ortada yarım trabzan sonra tekrar ikili trabzan tekrar üçlü trabzan bu şekilde olduğunda yuvarlak motifi tam bir kare motife dönüştürmüş olacaksınız şuraların tam dümdüz olmasını sağlarsınız ama siz köşelerdeki dikil trabzan ortaya trabzan yaparsanız motifimiz yuvarlak olduğu için tam bir karelik sağlayamayacaksınız bakın sol kısma geldik orayı nasıl kapattığımızı göstereyim yeşil kısmı da aynı şekilde kapatıyorsunuz bakın ilk ilmeğe batıyorum içinden çıkarıyorum ve içinden geçiriyorum bir tane burada zincir çektim tamam bunu burada kapatmış olduk şu şekilde şöyle motif çok tatlı isterseniz kırlent yapın isterseniz battaniye isterseniz çanta hani her şey olur kız çocuklarına güzel hırka vesaire de olur bu motifi bir kat daha büyütmek isterseniz zaten hiçbir sıkıntı yok. Artık kare yaptığımız için standart hanım dilendi, bey beğendi şeklinde kare olarak büyütmeye devam edeceksiniz. Artık bu aşamadan sonra hep ikili trabzanla devam edebilirsiniz. Çünkü artık tam kare yaptık motifimizi. Köşeler yine iki zincir olacak. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şuraya tekrar yazıyorum. Yorumlara da neler düşünüyorsunuz falan filan ne isterseniz onu yazın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.